Kur'an ayetlerinde Yecüc ve Mecüc'ün bozgunculuğunu geçmişte Hazreti Zülkarneyn'in yaptığı seddin engellediği bildirilmektedir. Hazreti Zülkarneyn çok akıllı, ferasetli ve basiret sahibi bir mümindir. Allah'ın verdiği bu üstün özellikler sayesinde karmaşık gibi görünen her türlü soruna hemen çözüm bulmakta, aksaklıkları gidermektedir. Allah, ayetlerde Hazreti Zülkarneyn'e her şeye çözüm ve çare bulma gücü verdiğine şöyle dikkat çekmiştir. Gerçekten biz ona yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik ve ona her şeyden bir yol verdik. O da bir yol tuttu. Doğuya ve batıya yaptığı yolculuklardan sonra Hazreti Zülkarneyn iki dağın arasında yaşayan bir kavme rastlar. Bu kavim, Yecüc ve Mecüc'ün bozgunculukları nedeniyle zor durumdadır. Hazreti Zülkarneyn'den kendilerine yardım etmesini isterler. Bu yardımın karşılığındaysa ona vergi vermeyi teklif ederler. Bu olaylar Kur'an'da şu şekilde bildirilmektedir. Sonra bir yol daha tuttu. İki seddin arasına kadar ulaştı, onların önünde hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, gerçekten Yecüc ve Mecüc yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar. Bizimle onlar arasında bir set inşa etmen için sana vergi verelim mi? Hazreti Zülkarneyn yaptığı yardım için maddi bir karşılık almayacağını belirtmiş, ancak onlardan yapacağı sedde insan gücüyle destek olmalarını istemiştir. Ayetlerde bildirildiğine göre Hazreti Zülkarneyn kendinden yardım isteyen kavme iki dağ arasında sağlam bir set inşa ederek yardımda bulunmuştur. Dedi ki, Rabbimin beni kendinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı güç, nimet ve imkan daha hayırlıdır. Madem öyle, bana insani güçle yardım edin de sizinle onlar arasında sapasağlam bir engel kılayım. Bana demir kütleleri getirin. İki dağın arası eşit düzeye gelince körükleyin, dedi. Onu ateş haline getirinceye kadar bu işi yaptı. Sonra dedi ki, bana getirin, üzerine eritilmiş bakır dökeyim. Ayetlerden anlaşıldığı üzere Hazreti Zülkarneyn ileri bir inşaat teknolojisi kullanarak iki dağ arasına bir set inşa etmiştir. Bu set Yecüc ve Mecüc'ün zulmünü durdurmuştur. Ayetlerde Hazreti Zülkarneyn'in inşa ettiği bu güçlü setin kıyamete kadar baki kalacağı da haber verilmektedir. Bu setin kıyamete kadar yıkılması mümkün değildir. Böylelikle ne onu aşabildiler ne onu delmeye güç yetirebildiler. Dedi ki, bu benim Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin vaadi geldiği zaman o bunu dümdüz eder. Rabbimin vaadi haktır. Büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi, ayetlerde haber verilen Hazreti Zülkarneyn'in set inşa ettiği bölgeyi Himalayalarda bir bölge olarak yorumlamıştır. Bu seddin yıkılması ile ilgili ise birçok rivayet bulunmaktadır.
Ancak bu rivayetlerin hepsinin ortak noktası Seyd'in yıkılmasının bir kıyamet alameti olarak kabul edildiğidir. Bediüzzaman, Muhakemat isimli eserinde bu gerçeği şöyle bildirmiştir. Emri ilahi geldiği vakit Sed harab olacaktır. Ve Sed'in harabiyeti kıyamete alamet olur. Kıyamet öncesinde Allah'ın izniyle bu Sed yıkılacaktır. Kur'an'da bildirildiğine göre Sed yıkıldığında Yecüc ve Mecüc her tepeden akın edecektir. Yecüc ve Mecüc'ün sedleri açıldığında onlar her bir tepeden akın ederler. Gerçek olan vaat yaklaşmıştır. İşte o zaman inkar edenlerin gözleri yuvalarından fırlayacak, eyvahlar bize, biz bundan tam bir gaflet içindeydik, hayır, bizler zalim kimselerdik diyecekler.